Selamlar arkadaşlar. 11 ve 12 Haziran iddia tahminleriyle hepinize merhaba. Euro 2020'ye start veriyoruz arkadaşlar. Öncelikle Telegram gruplarından bahsedip ondan sonra maçlara geçeceğim. Şimdi arkadaşlar bu benim katıl Telegram grubum. Kangal katıl Telegram grubu. Burada günlük olarak sürekli ekstra tahminler, basket, futbol, canlı ekstra kombineler yaparaktan da kazandırmaya çalışıyoruz. Dün mesela şöyle göstereyim. Portekiz'in ilk yarının sonunda ilk yarı 2 0da ev sahibi üst buçuk üst verdim ki maç skoru da 4-0 bekliyordum. 90 artıda gelen golle ki altına da bir açıklama yazaraktan genelde her zaman veriyorum ben. Başarılı bir şekilde oldu. Onun dışında editör arkadaşlarımız da iş yapıyor tabi onlar da başarılı. Burada da bir tane iki tane kombine vermiş full demiş. O da aynı şekilde benim gibi 4-0 hatta 5-0 bile olabilir şeklinde söylemiş. Gelenler gidenler derken dün gece herkes açık katıl grubunda ve herkes açık grubumuzda ve katıl grubunda ABD maçını verdim. Kadrolara bakaraktan analiz yaptım zaten açıklamayı da burada yaptım. Zaten ilk yerden von çektim hatta şöyle yazdım. E, Costa Rica iş yapmıyor İlk yer 2-0 oldu zaten. Canlısını açmamışlar zaten. Ben direkt Von'unu çektim. Maçı zaten 4-0 kazandı. Hatta sürpriz olarak 0'dan 1 bekliyordum. Costa Rica hiç varlık gösteremedi. ABD burada biraz yedek çıkmıştı. Onun dışında güne nasıl başladık ondan bahsedeyim. Yine bugüne de gayet güzel bir şekilde başladık. Sadece Melbourne City'nin ev sahibi bir buçuk üstü gelmedi. Onun dışında şurada editör arkadaşımız ilk kere bir buçuk üstünün 2-0-3 oranlar önermiş hatta. Maç başlamadan zaten. Ondan 10 on numara işler yaptığımızda söyleyelim. Katıl grubuna da hepinizi bekliyorum. Katıl grubuna geldikten sonra hemen göstereyim sizlere. Bakın şurada abone oluşunun yanında size katıl grubu var. Katıl'a tıkladıktan sonra burada bir video çıkacak. Bu videoyu izledikten sonra katılırsanız topluluğu kısmındaki linke de tıklayarak hemen şurada topluluk kısmı oraya tıklayıp linke tıkladığınız zaman da Euro 2020 boyunca sizler de katıl grubunun canlı deniz, canlı e, kupon canlı maçlardan ve ekstra kuponlardan faydalanabilirsiniz. Herkes açık Telegram grubundan bahsedeyim sizlere. Burası da arkadaşlar herkes açık Telegram grubumuz. Burada yaklaşık 1500 kişi var. Bu Kangal'ın Kangal, Kangal Tips'in herkes açık Telegram grubu. Telegram'a girdiğiniz zaman da Kangal Tips yazdığınız zaman da bu grubu göreceksiniz. Kangal Tips YouTube grubu. Burada mesela yine verdim canlı bahisler. buraya da boş bırakmıyorum. Ev sahibi 3.5 üst 4 skoru buraya verdim. ABD maçını aynı şekilde buraya verdim. Buraya da vererekten ekstra olarak kazandırmaya devam ediyoruz ki zaten burada e, burayı da canlı tutmaya çalışıyorum. Video bildirimleri olsun, çekilişlere falan buradan haberdar ediyorum. Açıklama kısmında ve yorumlara sabitleyeyim. Linki zaten mevcut. Buraya da direkt katılaraktan da ekstradan faydalanmak isteyenler faydalanabilirler. Onun dışında golvar.com'dan bahsedeyim. Arkadaşlar burası tamamen tahmin sitesidir. Burası bir bahis sitesi değildir arkadaşlar. Buradan bahis oynayamazsınız. Sadece günlük olarak ekstra tahminlerden faydalanabilirsiniz. 3 tane editör var. Bir tanesi benim. E, faydalanarak da günlük eksi tahminlerden faydalanabilirsiniz. Golver.com'un açıklama kısmında zaten linki var. Canlı Telegram grubu da var. Oraya da açıklama kısmından tıklayarak katılabilirsiniz. Buradan günün ekstra tahminlerinden faydalanabilirsiniz. Mesela yarın Türkiye'nin maçı var. Türkiye'de ekstra bir tahmin yaparak golver.com'dan yazı olarak mutlaka yayınlayacağım arkadaşlar. E, buradan da takip ederekten de ekstra sizler de kazanabilirsiniz diyerekten tahminlerden faydalanabilirsiniz. Geçelim maçlara. İlk milli maçımız Türkiye İtalya mücadelesi. 11 Haziran'da açılışı biz yapıyoruz arkadaşlar. İtalya ile oynayacağımız Roma'da mücadelede. Şimdi Türkiye burada nasıl bir futbol oynar ondan bahsedelim. İtalya'nın favori olması bence bence gayet normal de. Türkiye açılan bu oran biraz fazla bence. 6 oran biraz fazla gibi gerçekten. Çünkü biz hatta şöyle söyleyeyim. İtalya İngiltere'de sanırım Açıklanan bir gazetede veya dergi olması lazım. Takımları sıralamışlar. Fransa, İngiltere, Belçika falan geliyor. Beşinci sırada Türkiye geliyor. Altıncı sırada İtalya geliyor. Yani İngiltere'de olsun, dış basında olsun, dış ülkelerde Türkiye'nin güçlü bir takım olduğunu diğer takımlar zaten kabullenmiş ki. Turnuvanın en geç yaş ortalamasına sahip olan Türkiye, takım da Türkiye Milli Takımı. Jenerasyonumuz gayet iyi. Ben burada fakat İtalya'ya biraz yönelmek istiyorum. Çünkü İtalya'nın kadrosu ciddi anlamda çok kaliteli isimlerden oluşuyor. Bizde biraz şu sıkıntı var. Biz bu maçta öncelikle Türkiye Milli Takımı biraz defansif ağırlıklı oynayacaktır mutlaka diye düşünüyorum. Çünkü İtalya'nın üstüne basarsak mutlaka ceza cezalandırabilir ki isimler çok fazla. Insigne, Immobile, Berardi zaten 4-3-3 şeklinde çıkacak gibi gözüküyor İtalya Milli Takımı. Türkiye ise 4-5-1 şeklinde gibi gözüküyor. Hatta iki ön libero da oynayabilir. Türkiye'nin der kadrosunun Moldova maçının ilk yarı kadrosu vardı. Aynı o kadro çıkacaktır. Uğurcan, Umut, Çağlar, Meri, Zeki, Kenan, Hakan e, okay Yokuşluk, Ozan Tufan, Yus Yusuf Yazıcı ve Burak Yılmaz şeklinde çıkacaktır. İdeal kadromuz bu zaten bizim. İtalyan milli kadrosu da zaten çok kaliteli isimlerden barındırdığını söylemiştim. Ki zaten Çielini olsun, Bonucci olsun defans hattında yıllardır beraber oynayan futbolcular bunlar. Çok fazla sıkıntı çekeceğini düşünmüyorum. Hatta varın orana baktığımız zaman da Türkiye'nin gol atarı bile yani çok zor görmüşler iddia, iddia risk yönetimi. Yani Türkiye'nin de ben bu maçta en az bir tane atmasını bekliyorum diye düşündüm. Yani bir golümüz var gibi ki pozisyonlara gireceğiz mutlaka. Pozisyonlara mutlaka gireceğizdir. Şöyle 2-3 tane net pozisyona gireriz. Şansımız olursa Türkiye Milli Takımı burada gol atar. Fakat Türkiye öncelikli olarak burada defansif bir futbol sergileyecektir. İtalya'da zaten Mancini ile birlikte neler yaptığını sizler biliyorsunuz. Son 10 maçtır hiçbirinde kaybetmedi ve sadece şöyle söyleyeyim bir tanesinde golledi yanlış hatırlamıyorsam. İtalya son 10 maçının 10 maçında en az 2 tane gol attı yani. Kim oynarsa oynasın. Ki İtalya'nın son 9 maçının 8 tanesinde ise 2.5 tane 2.5 baremi aşıldı arkadaşlar. Türkiye'de son 6 maçının 5 tanesinde kalesine gol görmedi. Fakat oynadığımız takımlar biraz zayıftı. Moldova falan yani bizim rakibimiz değil. Ondan böyle büyük güçlü takımlarla oynamamız lazım. Ben bu maçta şöyle bir tahmin yapacağım. Ben burada bir İtalya tarafına gidiyorum arkadaşlar. Şöyle gideceğim. Ben bu maçta çok fazla gol beklemiyorum. Oranla düşmüş. 1.45 oranı vardı. 1.43'e düşmüşler. İtalya kazanır. Fakat 4.5 altında biter. Benim kafamdaki skor 2 birlik bir İtalya galibiyeti. Türkiye'nin de golünü tekli olarak değerlendireceğim. Bu benim ideal kuponuma koyduğum 1.43'lük orandan. Şöyle de KG var de tekli olarak değerlendirdim. Zaten videonun sonunda kuponları göreceksiniz. İtalya'nın ben kazanmasını bekliyorum ki kazanması gerek diye düşünüyorum yani. Milli takım biraz daha defansif yapacağı için Şenol Güneş burada biraz daha defansif futbol oynatay oynatı, oynatacağı için çok fazla gol çıkmaz gibi gözüküyor. Maksimum skor 2-1 diye bekliyorum ki benim de beklentim 2-1 skor yönünde. Onun da oranına baktığımız zaman da şöyle göstereyim. 7.40'lık oran da var isteyenler değerlendirebilir. Ben burada İtalya'nın kazanması ve 4.5 altını ve Türkiye'nin de bir gol atarsa tekli olarak KG var da değerlendireceğim. İkinci alternatif bahis olarak KG var sizlere sunuyorum. Geçelim 12 Haziran'a. Galler İsviçre mücadelesi. Arkadaşlar şimdi Galler milli takımından bahsedeyim. Galler'in zaten hangi maçı üst bitmiş ki diyeyim ben sizlere. Hatta şöyle form durumundan göstereyim ben size. Yani üst biten en son maçı ne zamandı? Şu Finlandiya maçı sanırım üst bitmiş. Onun dışında zaten Galler milli takımı defansif futbolu oynayan hatta geri geldiği zaman Hatta bu maçta bile 5 defans bile çıkabilirler. Normal dizilişte 3 defans olarak gözüküyor. Fakat sağ ve sol kanatlar sürekli olarak defansif yönde futbolcular olduğu için Robert olsun, Davis olsun. Bunlar daha çok defansif olduğu için defansı sağlam takım, sağlam tutan bir takım Galler Milli Takımı. İsviçre ise yani teknik direktörü 7 yıldır başında. Takım uyumu çok fazla. Shakiri, Seferovic gibi şaka gibi isimler çok fazla. Mbambo olsun, Wolfsburg'un futbolcusu. Yani Mbappe olsun yani dediğim gibi çok fazla kaliteli isim barındırıyor. Fakat Galler'in o defansını aşar mı diye düşünüyorum. Yani ben bu maçta sizlerden de beklediği gibi mutlaka çok fazla gol beklemiyorsunuz. Beklemiyorsunuzdur ki iddia bile iki 2.5 altına 1.33'lük bir oran açmışlar. Yani iddia bile dünya bu maça 2.5 alt bekliyor. Benim önerim şu yönde olacaktır. Yine ben ana kuponuma 2.5 altını bir değerlendirdim zaten. Onu bir aldım onu bir zaten çok fazla gol olacağını düşünmüyorum. Defansif takım şey de çok fazla yüklenmeyecektir burada. 2.5 ee, altına bitecektir. Hatta skor olarak da ben bu maça 1-0'lık skor düşünüyorum arkadaşlar. Skor kuponuma da aldım. Şuradan göstereyim. İsviçre'nin ben burada bir galip gelebileceğini düşünüyorum. 1-0'lık skorla galip gelecektir. Fakat maçta çok fazla gol çıkabileceğini düşünmüyorum. İdealden 2.5 altına aldım. Skor olarak da ben 1-0 İsviçre galibiyeti bekliyorum burada gelirse o skoru da değerlendirmek de değerlendirebilir. Dediğim gibi videonun sonunda zaten bir skor etkinliği, skor kuponu yaptım sizlere. Bir sonraki maçımız Danimarka mücadelesi. Danimarka'nın oranı mutlaka daha da düşecektir. 1.25'e kadar mutlaka düşebilir diye düşünüyorum. 12 Haziran'a kadar, bugün 10 Haziran bildiğiniz üzere Grupta baktığımız zaman grubun favorilerinden bir tanesi Danimarka, Rusya, Belçika. Bunlar 3-3 çekişecek zaten. Danimarka ve Rusya birbirleriyle çekişebilecek takımlar. Danimarka'nın burada Finlandiya'ya karşı yani hata yapma lüksü yok. Öyle diyebiliriz çünkü hata yaptığı takdirde Danimarka gruptan çıkma işi gerçekten zorlanır. Hatta İta Finlandiya puan verdiği takdirde 3. bile olma şansı olabilir diye düşünüyorum. Çünkü Belçika ve Rusya takımlar çok kaliteli takımlar iddia risk yönetimi de zaten Danimarka'yı açtı orandan sizler de görüyorsunuzdur. Hemen size ufak bir Danimarka'nın kadrosundan bahsedeyim. Eriksen, Poulsen, Bivarite ve ileride Wint oynayacaktır. Hücum hattı böyle. Defansı da zaten kaliteli. Kea olsun, Christiansen olsun, kalede de Schmeichel olsun. Danimarka'nın kadrosu zaten gerçekten kaliteli. Hatta son oynadığı maçlardan bahsedeyim ben size. Avusturya'yı burada 4-0 yendiler. Bosna Hersey'i yendiler. Almanya'yla da berabere kaldılar. Ne kadar hazırlık maçı olsa bile gücünü göstermeyi bildi Danimarka milli takımı. Finlandiya'ya karşı ben hata yapmasını beklemiyorum. En az 2 gol atarak da geçebilir. Fakat ben şöyle aldım bu idealden. Maç sonu bir 4.5 al şeklinde yaptığınız takdirde bu mücadelede Danimarka'nın. Ben Danimarka'nın bu maçta hata yapmasını beklemiyorum. Banka olarak gördüğüm maçlarından bir tanesi. 4.5 altında bir tane marka galibiyeti denenir. Hatta isteyenler 1.5 üstünde bile dene deneyebilir. Onun da oranı gayet güzel. Fakat 4.5 altı ben 1.5 üstten ziyade genelde her zaman 4.5 altı tercih ettiğim için. Ben burada maç sonu bir 4.5 altını sizlere öneriyorum. Değerlendirmek isteyen arkadaşlarımız maç sonu bir 4.5 altı yaparak da değerlendirebilirler. 12 Haziran'ın Belçika Rusya mücadelesi. Belçika'nın kadrosuna sanırım Kevin De Bruyne bu mücadelede olmayacak arkadaşlar. İdeal 11'de gözükmüyor. Bir Şampiyonlar Ligi finalinde bir sakatlık yaşadı. Gözü falan şişmişti. Sizler de izlemişsenizdir mutlaka hatırlayacaksınızdır. İki kaliteli ekibin karşılaşması. Belçika'yı ben biraz üstün tutuyorum. Belçika zaten şu an Dünya Kupası'nın, pardon, Avrupa Kupası'nın en favori takımlarından bir tanesi. Belçika Milli Takımı şu an kadro olaraktan zaten çok yetenekli ve formda isimleri barındırıyor. Özellikle ileri hatlarındaki Lukaku bu sezon efsane bir sezon geçirdi. Rusya milli takımı da gerçekten boş takım değil. Fakat hücum hattı daha iyi. Yani defansı oranla Rusya milli takımının hücum hattı biraz daha iyi. Zuban, Mirancuk, Golovin gibi isimler Belçika'ya burada sıkıntı çıkartabilecek isimler. Fakat Belçika buradan hızlı bir futbol oynuyor. tempolu bir futbol oynuyor. Belçika milli takım hatta ilk yarıdan bile fişi çekebilecek bir takım. Ben Belçika'nın burada en az 2 gol atarak galip gelmesini bekliyorum. Hatta şöyle yaptım. Direkt maç sonu 1'den ziyade maç sonu 1 ve 1.5 küs yaptığınız zaman da 1.82 oranı var. 1.87 oranı vardı. Oran düşmüş bakın. Belçika'nın ben bu maçta ilk maçta hata yapacağını beklemiyorum. Çünkü grubu sıkıntılı. Her takımda bir herkes oynayacağı için milli takımlar burada. Yani Belçika'nın hata yapma lüksü yok. Ki zaten sen gruptan lider olarak çıkmak isteyen bir milli takımsın. Kadro olarak da, da muazzamsın ve formda bir isimsin. O yüzden Belçika milli takımını ben burada en az 2 gol ataraktan da kazanmasını maç sonu 1 ve 1.5 üst yaparaktan da 1.82 orandan değerlendirebilirsiniz. Sanırım ben 1.87'den aldım. Oran düşmüş. Bakarız birazdan kuponları gösterirken. Euro 2020 tahminlerim şu anlık 11 ve 12 Haziran böyle. Hemen şöyle tahminleri göstereyim sizlere. Arkadaşlar bu benim ideal kuponum 1. Bu 2.04 oranlıktan değerlendirmeye değerlendirmek isteyenler değerlendirebilirler. İtalya'nın maç sonu 2 4.5 alt galibiyetini. İtalya galibiyeti bekliyorum. Danimarka maç sonu 1 4.5 alt yaparaktan da 1.41'den ben değerlendirdim. Toplam iki orandan bu böyle benim gelme ihtimali gördüğüm en yüksek kuponlardan bir tanesi. Öncelikle onu belirteyim. Bunu değerlendirirsiniz. Bu arada videoya bir like atarsanız, kanala abone değilseniz, abone olarak da destek verirseniz sevinirim arkadaşlar. Şimdi ikinci kuponum tekli. Ben bunu da değerlendirdim. Milli takımımızın ben bir gol atmasını bekliyorum. 2-3 tane gol pozisyonuna girecektir zaten bahsettiğim gibi. Onlardan bir tanesini değerlendirir diye düşünüyorum. O yüzden 2-1'lik bir İtalya galibiyeti bekliyorum. Skor olarak Türkiye'nin bir gol atmasını bekliyorum. KG Vara da ben oranın çok fazla yüksek olduğu için tekli olarak değerlendirdim. İsteyenler tekli olarak değerlendirebilir. İsteyenler de ideallerini alabilir. Ben duygusal yaklaşmıyorum. Tamamen e, analizler yaparaktan yaklaşmaya çalıştım. Çünkü duygusal olarak yaklaşsam ben Matsuno birini direkt yapıştırır geçerim. Şöyle bir ikinci ideal kuponumu da göstereyim sizlere. 12 Haziran için Galler İsviçre maçına 2.5 alt derim. Belçika maçına da maç sonu 1.5 isterim. Bunun da oranı 2.49 istenler değerlendirebilir bir ideal kuponumuz budur. Bu da son kuponumdur. 3 maça skor sistem 2-3 arkadaşlar. Toplam oran 210. İsviçre'nin ben dediğim gibi videoda bahsettim. 1-0'lık galibiyetini, Danimarka'nın 2-0'lık galibiyetini Belçika'nın ise 2-1'lik galibiyetini bekliyorum. Bir tane de gol yer diye düşünüyorum. Belçika milli takımı 4 tane kombine verdim. Sırayla göstereyim tekrardan. Türkiye alır. Türkiye İtalya alır 4.5 kal. Danimarka alır 4.5 kal. Türkiye maçı KG var. 2 tane skor. İsviçre'nin 1-0, Danimarka'nın 2-0, Belçika'nın 2-1'lik galibiyetleri. Bu da 2 12 Haziran için ideal kuponum. Videoya like atıp kanala abone değilseniz de abone olarak da destek verirseniz sevinirim. Görüşmek üzere. Bay bay.